Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videoda konumuz die possessive pronomen. Bir önceki videoda Almanca'da die possessive artikel, iyilik artikelleri adı altında bir sözcük grubu öğrenmiştik. Bunları tıpkı der, die, das artikelleri gibi isimlerin bir parçası olarak kullanmıştık. Ve bu nedenle bunlara possessive artikel demiştik. Bunları bir hatırlayalım. Mein benim, dein senin, sein ihr sein onun, unser bizim, euer sizin, ihr onların, büyük ihr sizin. Örnekler mein Buch benim kitabım ama biz sadece kitabım dediğimizde benim kitabım demiş oluyorduk. Almanlar bunu böyle bizim gibi söyleyemez. İlla ki mein kelimesini kullanmak zorundalar. Dein Buch senin kitabın ya da sadece kitabın. Sein ihr sein Buch onun kitabı ya da sadece kitabı. Unser Buch bizim kitabımız ya da sadece kitabımız. Euer Buch sizin kitabınız ya da sadece kitabınız ya da vurgulamak için sizlerin kitabı diye söyleyebiliriz. Ihr Buch onların kitabı ya da sadece kitapları dediğimizde onların kitabı anlamını veririz. Büyük ihr Buch sizin kitabınız saygı ifadesi sadece kitabınız dediğimizde de sizin kitabınız anlamını vermiş oluruz ama Almanlar böyle bir şey yapamazlar. Şimdi ise bunları kastettikleri isimleri söylemeden tek başlarına iyilik belirten ilgi zamirleri olarak öğreneceğiz. Kısaca söylemek gerekirse benimki, seninki, bizimki gibi ki ekiyle söylenen zamirlerin Almancasını öğreneceğiz. Not, bu kiler adı üstünde ektir ve biz bunları bitişik yazarız. Bunları bağlaç olan ki ile karıştırmayalım, bağlaç olan ki ayrı yazılır. Deklinasyon der possessive pronomen, iyilik belirten ilgi zamirlerinin çekimi. Bu çekimi kavrayabilmek için bu artikellerden yararlanacağız. Bunu biraz sonra açıklayacağım. Şimdi okuyorum bölümlerini. Der artikeliyle ilgili bölüm, meiner, meines, meinem, meinen. Die artikeline göre meine, meiner, meiner, meine. Das'a göre meins ya da meines. Burası illaki meines. Meinem, burası da meins ya da meines. Çoğul diye göre meine, meine, meinen, meine. Şurayı okuyorum. Kırmızı renkte gördüğümüz eklerden dolayı. Şu eklerden dolayı. Bu çekime starke deklinasyon denir. Yani bu ekler deklinasyon der substantife mit bestimmten artikeln tablosundaki artikellerin son bir ya da iki harfinden oluşmaktadır. Bu tabloya baktığımızda ismin yanında artikeli şu şekilde çektiğimizi görürüz. Der, des, deyim, deyin. Değil mi? Ne olmuş burada? D gitmiş, der, des, deyim, deyin idi. D'ler gitmiş, öndekiler eklenmiş. D harfi gitmiş, son iki harf eklenmiş. Burada di, dea, dea, di idi. Di'nin e'si, derlerin erleri, yine di'nin e'si buna eklenmiş. Das'ta ne olmuş? Das'ta as eklenemiyor. Es ekleniyor ya da sadece s. Mainz ya da meines, burası das, des, deyim, das idi. Mainz ya da meines, des'in e'si meines, deyimin emi meinem, das'ın es olarak buraya geçmiş. Mainz ya da meines. Çoğul di de, di, der, deyin, di idi. Di'nin e'si, derin eri, deyinin eni ve di'nin e'si. Bunları iyilik artikelleriyle karıştırmayalım. İyilik artikelleri isimle yan yana. Yani burada bir isim vardır. O zaman meiner Vater diyemezsin. Ne dersin? Mein Vater. Bu ismin yerine kullanılır şunlar. Bunlar isimle yan yana değil. Bu nedenle bunlara iyilik zamiri diyoruz. İsimle yan yana kullanılanlara iyilik artikeli diyoruz. Possessive artikel diyoruz onlara. Bunlara ne diyoruz? Possessive pronomen. Bunlar ismin yerine kullanılıyor. Bunları ya bir soru cevap ortamında ya da kastettiğimiz şeyi parmağımızla göstererek kullanırız. Örnek, das Auto, das artikelli bir ismi aldık. Otomobil Türkçesi soru, ist das dein Auto? Bu artikel değil, şu das artikel değil. Bu das, bu demek anlamında işaret zamiridir. Bunun artikelle hiçbir alakası yoktur. Ist das dein Auto? Bu senin araban mı? Ja, das ist meins. Evet, bu benimki. Ama
İyelik artikelini kullanarak söyleseydik bakın cevap ne olurdu? Aynı soru ist ein Auto şöyle cevap verseydik ya das ist mein Auto evet bu benim arabam olurdu. Demek ki biz bunun yerine mein Auto yerine ne dedik? Meins dedik. Benimki demiş olduk. Buradaki ise Auto'nun artikelinin das olduğuna işaret ediyor. Yani illaki bir artikel işaretçisi var bunların yanında. İsmin halini belirtebilir, artikeli belirtebilir, tekilliği, çoğulluğu belirtebilir. İlla ki böyle bir belirteç vardır. Başka bir örneğe geçelim. Der Pullover, der artikelli bir isim, kazak. Ist das dein Pullover? Bu senin kazağın mı? Ja, das ist meiner. Bakın artikel der olunca buradaki ek er oldu. Evet bu benimki. İyelik artikeliyle söyleseydik, ja, das ist mein Pullover. Yani mine'ın yanında illaki bir isim diyecektik. Çünkü bu iyelik artikeli. Artikel isimle yan yana, zamir ismin yerine. Bunu unutmayacağız. Die artikelli bir isim, gözlük. Ist das deine Brille? Bu senin gözlüğün mü? Ja, das ist meine. Ne oldu? Die'nin ne? Eklendi. Evet, bu benimki. İyelik artikeliyle söyleseydik, ja, das ist meine Brille. Possessive artikel ve isim yan yana. Burada ismin işaretçisi yani di olduğunu belirten bir belirteç var. Das ist meine, bu benimki demektir. Bir başka örnek çoğul isimler için das Buch'u aldık. Onun çoğulu die Bücher, bunu alalım. Sind das deine Bücher. Şu das'ı da açıklayıvereyim. Bu das burada bunlar anlamında. Çünkü yüklem çoğul. Pardon, bunun Türkçesi bu senin kitapların mı denmez. Bunlar denir. Bunlar senin kitapların mı? Cevap ya das ist meine. Ne olmuş? Çoğul dinin neyse buraya eklenmiş. Evet bunlar benimkiler. İyelik artikeliyle söyleseydik ya das sind meine Bücher. Evet bunlar benim kitaplarım demiş olacaktın. Yani zamir kullanmak daha ekonomik. Neden? Birkaç kelime eksik söylüyoruz. Bu da dilde bir ekonomidir. Tasarruftur. Tablodaki tüm pozitif pronomenleri bu örnekler doğrultusunda kullanabiliriz. Yani biz mein'la örnek verdik. Bu örnek dein, sein, ihr, sein, unser, euer, ihr hepsi için geçerlidir. Ancak onunki ya da onlarınki şeklinde bir cevap vereceksek, yani üçüncü tekil şahıslardan biriyle ya da üçüncü çoğul şahıslardan göre cevap verecek olursak bize şöyle bir soru sorulmuş olması lazım. Yani buna benzer bir soru yoksa biz onları kullanamayız. Örnekte daha iyi anlayacağız. Türkçe olarak tabii bunlar anlattıklarım Almanca için geçerli durumlar. Türkçe örnek veriyoruz ama Almanca için anlaşılsın diye bu örneklerden hareket ediyoruz. Bu Orhan'ın topu mu? Bir özel isim tamlaması değil mi? Orhan özel isim. Bu delikanlının topu mu? Bir cins isim tamlaması. Bu çocukların topu mu? Bir çoğul cins isim tamlaması. Bakalım nereye varacak konu. Yani sorunun, bize sorulan sorunun, tekil ya da çoğul bir özel ya da cins isim tamlaması içermesi gerekir. Yani bize sorulan soru bir isim tamlaması olmalı. Biz onunki, onlarınki diyebilmemiz için. Bakalım örneklere. Şimdi bu isim tamlamalarına, önce örnekten önce isim tamlamalarına bir değinelim. Çünkü isim tamlaması konusunu kavramadan bunu anlayamayız. Şimdi bu isim tamlamalarına birer örnekle gönderme yaparak konuya geçeceğiz. İsim tamlamaları konusu tüm ayrıntılarıyla bir video sonra hemen karşımıza gelecek. Özel isim tamlamalarına örnekler. Orhan'ın babası. Orhan özel isim değil mi? Bir insan adı özel isim. Orhan'ın babası Almancası neymiş? Der Vater von Orhan. Biz Orhan önce babasını sonra söylüyoruz. Almanlar baba sonra Orhan diyorlar. Tersi bizimkinin. Bunu açıklayacağım o konusu gelince. Baba Orhan'ın von'ın demek burada. Şöyle de Orhan'ın babası der Almanlar. Orhansvater bu bizdekine benzer bakın. Önce Orhan sonra baba. Orhansvater ne olmuş? Özel ismin sonuna bir S gelmiş. Vater'ın da artikeli yok. Bu tür tamlamada, isim tamlamasında sağdakinin artikeli olmaz. Orhan'ın babası. Bu tamlanan, bu tamlayan daha net söylersek ayrıntıya girmek istemiyorum. Konuyu anlatırken söyleyeceğiz.
Hans'ın annesi de aynı olaya yönelik bir örnek ama küçük bir ayrıntı var. Hans'ın annesi, annesi Hans'ın gibi söyleniyor Almanca. Die Mutter von Hans. Ama şu tür söylersek, yani bizdekine benzer dedik ya, Hans'ın annesi, Hans'ı önce söylersek, buraya bir S eklememiz gerekiyor ya, o zaman iki tane S var. Hans'ın kendi S'si, bir de bu S pek telaffuz edilemez ki bu. O zaman telaffuz edilsin diye araya EN dediğimiz bir ek getiriliyor. Hans'ın's Mutter, Hans'ın annesi oluyor. Cins isim tanımlamalarına örnek verelim. Çocuğun topu. Çocuk da cins isim, top da. Çocuğun topu ne oluyor? Türkçe'ye göre ters. Der Ball des Kindes. Çocuğun topu böyle söylüyor. Bu des nereden geldi? Der destemden das desteğim das çekiyorduk ya. Orada genitif ikide bir söyleyip duruyordum. Bu genitiften bir isim tamlaması denen bir konu var. İşte burada bu. Bu geldi önümüze. Der Ball des Kindes. Çocuğun topu. Çoğul olursa çocukların topu. Çocuk kelimesinin çoğulu die Kinder. Onun genitifi der Kinder. Ne olmuş? Der Ball der Kinder. Evet, burayı hızlı geçtim. Çünkü bir hatırlatmadır bu. Şimdi konumuza dönüyoruz. Onunki ve onlarınki nasıl ve hangi durumda denecek, buna örnekler verelim. Beispiele örnekler. Die Tasche çanta bir cins isim. Klaus bir özel isim değil mi? Diyor ki ist das bu demek değil mi? Bu das'ı artikelle karıştırmayalım dedik. Ist das die Tasche von Klaus? Ja da ist das Klaus'ins Tasche? İkisinin Türkçesi nedir? Bu Klaus'un çantası mı? Cevap ja das ist seine. Ne oldu? Seine Tasche diyecektik. Tasche'yi attık. Die'nin E'sini getirdik. Buraya bitti. Evet, bu onunki. Erkek olduğu için seine dedik. Bayan olsaydı burada seine diyemezdik. Klaus yerine Helga olsaydı burada ihre olurdu. Onun da örneğini vereceğiz. Bu soruya iyilik artikeliyle cevap verseydik ja das ist seine Tasche. Evet, bu onun çantası diyecektik. Ne oldu? Bir kelime tasarruf ettik, söylemedik. Ja, das ist seine, bu onun ki. Erkek olduğu için tekrar ediyorum, seine dedik. Das Fahrrad, bisiklet. Helga, özel bir bayan adı. Soru, ist das? Das Fahrrad von Helga. Bakın ilginç, burada iki tane das var. Şu das, bu demek. Bu das, Fahrrad'ın artikeli. Karıştırmayalım bunları. Ist das das Fahrrad von Helga ya da ist das Helgas Fahrrad? Bu Helga'nın bisikleti mi? Ya das ist ihres ya da ihres. Bakın Helga'dan bahsederken ihr dedik. Klaus da ne dedik? Sein demiştik. Burada artikel das olduğu için das'a göre ek yaptık burada. Ya das ist ihres ya da ihres denir. Bunun Türkçesi de evet bu onunki derken kastedilen onun bir bayandır değil mi? Erkek olsaydı seines ya da seins diyecektik. Bu soruya iyilik artikeliyle cevap verseydik ja das ist ihr Fahrrad diyecektik. Evet, bu onun bisikleti demiş olacaktık. Bir başka örnek, iki tane cins isim var burada. Biri der Pinsel fırça, biri der Maler ressam. İkisi de tekil ve ikisi de cins isim. Soru: Ist das der Pinsel des Malers? Bu ressamın fırçası mı? Ja, das ist seiner. Evet, bu onunki. Onunkiden neyi kastediyor? Fırçayı. Fırçanın artikeli der, derin eri geldi buraya yapıştı. Ist, ja, das ist seiner. Evet, bu onunki. Uzun cevap verseydik, ja, das ist sein Pinsel. Evet, bu onun fırçası. Bir başka örnek, die Kinder, çoğul bir kelime, çocuklar, der Ball top. Ist das der Ball der Kinder? Ya da ist das der Ball von Kindern? Von'u özel isimlerde kullanırız ama bunun dışında bu von çoğul kelimeleri tamlamada kullanırken de datif ister. Datifte biliyoruz sonunda ismin ne olur. Bunu da uzatmıyorum. Bunun anlamı neymiş? Bu çocukların topu mu? Bu da çocukların topu. Kinder'in artikeli çoğulda değildir. Die'nin genitifi derdir. Bu da nın anlamına gelir. Özel isimlerde de kullanılır. Çoğul datiflerde de bu şekilde kullanılırmış. Bu çocukların topu mu? Ya da siz irah. Evet, bu onlarınki. Ne dener? İre, balin artikeli. Bali kastediyoruz değil mi? Onlarınki derken nedir burada kastedilen kelime? Top.
topun artikeli der, eklenecek olan değerinin önündeki iki harf der. Buna iyilik artikeli ile birlikte cevap verseydik, ja, das ist ihr Ball. Değil mi? Burada artikel martikel, kendi artikeli yok. Ihr artık artikel yerine geçiyor. Ihr Ball, evet bu onların topu demiş oluyoruz. Hemen alıştırmalara geçiyoruz. Übung A, beantworten Sie die Fragen, die, sorular cevaplayın. Benutzen Sie dabei die possessive pronomen und die possessive artikel. Bunu yaparken possessive zamirler, yani iyelik zamirleri ya da iyelik artikelleri kullanın diyor. Ben hızla soruları okuyorum. Ist das dein Anzug? Ja ile cevap verilecek. Sind das eure Bücher? Nein ile cevap. Ist das das Büro von Herrn Müller? Ja ile cevap verecek. Ist das denn mein Fahrrad? Nein ile cevap. Ist das der Computer von Michael? Ja ile cevap. Ist das die Bank von Gabi? Nein ile cevap. Sind das die Fahrräder von Jungen? Ja ile cevap. Ist das mein Pullover? Nein ile cevap. Wem gehört der Füller hier? Mir ve mein kullanılacak cevapta. Wem gehört das Buch hier? Die Ärztin kullanılacak cevapta. Şurada da burada geçen kelimelerin Türkçeleri, çoğulla ilgili açıklamalar var. Bunları şimdi çözmeden, bakmadan önce çözümlere kendimiz bir kağıda aktaralım ya da kendi ekranımıza kes yapıştırılı aktaralım bir şekilde çözelim. Şimdi ben zaten cevaplara geçeceğim, karşılaştıracağız. Siz tabii videoyu durdurup bekleterek bu işleri yapabilirsiniz. Ben zamanı boş harcamak istemiyorum. Hemen geçiyorum cevaplara. Şimdi ben soruları da buraya aldım ki geri dönüp bakıp durmayalım, vakit kaybetmeyelim. Ist das dein Anzug? Bu senin elbisen mi? Cevap ya ile olacakmış. Anzug'un artikelini hatırlayacağız, der. Bunu kafamıza yazmadan burayı anlayamayız. Ja, das ist meiner. Evet, bu benimki. Neden meiner? Anzug'un artikeli der olduğu için er eklendi. Eğer iyelik artikelini kullanırsak cevap şöyle. Ja, das ist mein Anzug. Bunun Türkçesi bu benimki. Bunun Türkçesi bu benim elbisem. İkinci cevap da doğrudur. Tercih, yani genelde günlük konuşmalarda biz de öyle yapar. Benimki deriz. Daha önce o kelime geçtiği için onu hatırlatmak, ona gönderme yapmak üzere bu şekilde kullanırız. Sind das eure Bücher? Bunlar sizlerin, yani çoğul sizin kitabınız mı? Nein, das sind nicht unsere. Hayır, bunlar bizimkiler değil. Eure sizin, unsere bizim, değil mi? Unser. Unsere bizimkiler değil. Ne oldu? Bücher'in çoğu artikeli die'dir. Die'nin e'si hem burada soruda hem de cevapta, kısa cevapta görünüyor. Eğer iyelik artikeliyle söyleseydik, nein, das sind nicht unsere Bücher. Hayır, bunlar bizim kitaplarımız değil. Ist das das Büro von Herrn Müller? Bakın iki tane das yine yan yana. Bu das'ın Türkçesi bu. Das Büro'nun artikeli de bu das. Bu artikel, bu işaret zamiri. Bu, Bay Müller'in bürosu mu? Yani bu derken burası demek anlamında. Cevap ya das ist seins. Evet, bu onunki. Seines de olabilir bu. Artikel olarak kullanırsak şu kelimeyi ya das ist sein büro. Evet, bu onun bürosu. Ist das denn mein Fahrrad? Bir sürü bisiklet var. Aynı renk, aynı model diyelim. Adam diyor ki bu acaba benim bisikletim mi? Biri hemen oradaki bekçi ya da sorumlu diyor ki nein. Ya da kendine ait olan. Nein, das ist nicht deins, das ist meins. Hayır, bu seninki değil, bu benimki. Artikel olarak kullansaydık bunu, nein, das ist nicht dein Fahrrad, das ist mein Fahrrad. Hayır, bu senin bisikletin değil, bu benim bisikletim. Ist das der Computer von Michael? Bu Michael'in bilgisayarı mı? Ja, das ist seiner. Neden er? Computer'ın artikeli der. D gitti, er geldi. İyelik artikeli olarak kullanırsak ja, das ist sein Computer. Evet, bu onun bilgisayarı. Buranın Türkçesi neydi? Ja, das ist seiner. Evet, bu onun ki. Ist das die Bank von Gabi? Bank okullardaki sıralar
çocukların, öğrencilerin oturduğu yere sıra denir. Diebank denir Almanca. Bu Gabi'nin sırası mı? Gabi bir kız adı, bayan adı. Nein, das ist nicht ihre. Hayır, bu onunki değil. Neden ihr? Gabi, bayan. Yerine onun demek için ihr kullandık. Onunki demek için de e getirdik. Gabi'nin bayan olduğu için. Yani daha doğrusu burada bankı kastediyoruz ya, bankın artikeli di olduğu için buraya e geldi. Sie sitzt dort. O orada oturuyor. Bu sie dediği Gabi. Tekrar edeyim, buraya hafif bir karışıklık oldu. Nein, das ist nicht ihre. Hayır, bu onunki değil. Onunki dediğimiz onun sırası anlamında. Die Bank'ın e'sini ekledik. İyelik artikeliyle cevap verseydik. Nein, das ist nicht ihre Bank. Sie sitzt dort. Hayır, bu onun sırası değil. O orada oturuyor. 7. Sind das die Fahrräder von Jungen? Bunlar gençlerin bisikletleri mi? Hani çoğul kullanırken artikel kullanmıyoruz. Fonla özel isimmiş gibi tamlama yapabiliyoruz demiştik. Evet, soruya cevap olarak ya da sind ihre. Evet, bunlar onlarınkiler. Kimin, onların neleri, bisikletlerini kastediyoruz. Fahrräderin, D'sinin E'si burada. İyelik artikeliyle cevap verseydik ya da sind ihre Fahrräder. Evet, bunlar onların bisikletleri demiş olacaktık. Ist das mein Fahrrad? Birkaç bisiklet var. Bu benim bisikletim mi diye soruyor biri. Diğer cevap veriyor. Nein, das ist nicht einer. Das ist, bu bisiklet değil. Özür dilerim. Ist das mein Pullover? 2-3 kazak var diyelim divanın üstünde ya da dolapta. Bu benim kazağım mı diyor birisi. Kardeşlerden biri diyelim. Diğer diyor ki, nein, das ist nicht deiner, das ist meiner. Hayır, bu seninki değil, bu benimki. Neden er, deiner, meiner? Çünkü bu loafer kelimesinin artikeli derdir. Dere göre buraya er eklenmiştir. Bunlar hep nominatif kullanımlar. Bunların akkuzatifi genitif olur da ağır örnekler vermek istemedim. Nein, das ist nicht dein Pullover, das ist mein Pullover. Artikel olarak kullanırsak bunları... Hayır, bu senin kazağın değil, bu benim kazağım. Bakın bir sürü kelime tekrarı var. Bu daha ekonomik demiştik demin. Wem gehört der Füller hier? Wem kime demek? Gehören ait olmak, der Füller'de olmak alem, hier de burada. Bu burada, orada, hier, dort kelimeleri, bir de daha var orada, şurada anlamına gelen. Bunlar tek başına hier, burada, dort, orada, dağda, orada, şurada anlamını verir. Ama bunlar bir ismin, bu bir isim değil mi derfirler, sağında yer aldıklarında bu isme bağlı anlam taşırlar. Şöyle ki, buradaki dolma kalem anlamını verir bu. Burada dort olsaydı, oradaki dolma kalem olurdu. Dağ olsaydı, gösterirken yakınsa, şuradaki dolma kalem anlamını verebilirdi. Bu ayrıntıyı açıkladıktan sonra örneğe dönelim. Wem gehört der Füller hier? Buradaki dolma kalem kime ait? Ne diyeceğiz? Bana. Er gehört mir. O bana, o bana ait. Bu er neyin yerine? Der Füller yerine şahıs zamiridir. Bunlar ilk konularda işlendi. Eğer bunu iyelik zamiriyle cevaplandırırsak, mein'la cevaplandırılmış. Das ist meiner. Bu benimki. Kastedilen ne? Füller. Füller'in artikelinin derden ere aldık, buraya yapıştırdık. Şöyle de olabilir, artikel olarak kullanırsak bu mein kelimesini. Das ist mein Füller. Bu benim dolma kalemim. Bu cevabın üçü de doğrudur. Tercih kullanımına bağlıdır. Wem gehört das Buch hier? Buradaki kitap kime ait? Es gehört der Ärztin. Neden es dedik burada? Das Buch yerine es dedik zamir olarak. Ya da iyelik zamir olarak kullanırsak das ist ihres ya da ihres, bu onunki. Neden es ya da se ekledik? Das Buch'u kastettik. Burada yerine, burada da yerine, burada zamir şahıs zamiri, burada iyelik zamiri. Karıştırmayalım bunları. Eğer iyelik artikeli olarak kullanacak olsaydık bu ihre, das ist ihr Buch, evet bu onun
kitabı diyecektik. Neden onun kelimesini ihr olarak aldık? Çünkü bayan doktor değil mi? Eski hört de ersten derken niye der dedik? Çünkü die ersten artikel die birine ait olmak e hali istiyor. Birine ait değil mi? E. Birine, birisine, kime diyoruz. E bunun cevabı herhalde i halinde olacak hali yok. E halinde olması için die artikelli bir ismin e hali derdir. Ya ismini birlikte söylerken der ersten'dir. Bu ayrıntıyı da hatırlatmış olalım. Evet, böylece videonun sonuna geldik. Sonraki konumuz substantifische Fügungen mit Genitiv. İsimlerin genitif halini kullanarak cins isim tamlaması yapma. Şimdi bir sonraki videomuz neymiş? İsim tamlaması. İkide bir deyip duruyoruz ya, isim tamlaması isim. İşte geldi sırası. Bir sonraki video bu. Şimdi şurada bir ayrıntı var. Şurayı bazı kitaplarda bu şekilde bir başlık olur. İsim tamlaması demek için substantifische Fügung denir. Çoğul olarak Fügungen diyoruz. Ama bu çok fazla bir gramer kavramı olarak kullanılmaz. İsim tamlaması konusu genellikle genitif başlığı altında incelenir. Ben burada biraz daha böyle bir anlattığım konu belli olsun diyerek bu kavramı birkaç yerde ben kullanmıştı Almanlar. Oraya göre tercih edip yazdım. Substantifische Fügungen mit Genitiv. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.